Trive Yatırım'dan herkese merhaba. Ons altın fiyatı önceki yayınlarımızda da bahsetmiş olduğumuz üzere aşağı yönlü değer kaybını devam ettiriyor. Burada tabii ki Amerika'ya dair beklentilerin Şubat ayı içerisinde değişmiş olmasından kaynaklı olarak faiz artış beklentileri yükselmesine de bağlı ons altın fiyatında emtialarda geri çekilmenin sürdüğü bir ay yaşamış olduk. Hatırlayacak olursanız Ocak ayına özellikle Amerika Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine 2023 yılı içerisinde başlayabileceğini yönelik beklentilerle başlamıştık ve ons altın fiyatı da 1950 doların üzerine test etmişti. Fakat Şubat ayı toplantısı sonrasında gelen tarım istihdam verisi olsun, enflasyon rakamları, perakende satış rakamı gibi bir dizi Amerika'daki makroekonomik gelişme, ekonominin gelişmeye devam ettiğine yönelik işaretler verdi. Ve tabii ki bununla beraber de Amerika Merkez Bankası'nın 2023 yılı içerisindeki faiz artış beklentileri 5.25-5.50 bandına dayanmış durumda. Hatta 2023 yılı Aralık ayında da faiz indirim beklentisi vardı. Birkaç video öncesinde hatırlayacağınız üzere bu da tekrar yükselmiş durumda ve fiyatlara tabii ki bu da dolar endeksinde yükseliş olarak yansıyor. 105 seviyenin üzerine yükselen bir dolar endeksi var. Özellikle burada Ocak ayı içerisinde dolar endeksi 100 seviyesinin aşağısına sarkacak mı, sarkmayacak mı bunu konuşuyorduk ama Şubat ayı içerisinde gelen verilerle beraber %5'lik bir artışla yükselmiş olması ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde yine aynı şekilde 2 Şubat'ta yaklaşık olarak %3.3 seviyesindeydi. Fakat son günlerde %4 bölgesine doğru baskısına sürdürüyor. Burada tabii ki hem yurt dışındaki kurumların da beklentileri bir sonraki toplantıda, yani Mart ayı toplantısında, Mart ayının 22'sinde yapılacak toplantıda 50 bas puanlık bir faiz artışı gelebileceği yönünde açıklamalarda bulunuyorlar. Her ne kadar şu anki beklenti %75 ihtimalle Mart ayının sonundaki toplantıda 25 bas puanlık bir faiz artışına işaret etse de 50 bas puanlık bir artışın gelmesi durumunda bu noktada hem 10 yıllık tahvil faizleri hem dolar endeksindeki kuvvetlenme altın cephesinde biraz daha belki 1800 dolarların da aşağısını görmemize neden olabilir. Bugünün özeline bakacak olursak bugün Amerika tarafında envanter stok verileri açıklanacak. Burada özellikle stoklarda artış olduğu gözlemlenirse o takdirde ekonomideki yavaşlamaya bağlı olarak belki ons altın fiyatında yükseliş yaşanabilir ama stok azalması talebin canlı olduğunu gösterecektir. Bu da dolar tarafında değer artışını sürdürebilir. Diğer yandan Amerika tarafında konut fiyatları ve endeksleri açıklanacak. Genel itibariyle aslında önceki yılki yayınlarda da hatırlayacak olursanız tahvil faizlerinin yükselmesi ister istemez konut kredi maliyetlerini arttırıyor. Konut kredi maliyetlerinin artması konut fiyatlarını arttırıyor tüm dünyada olduğu gibi. Bu noktada da konut talebinde bir düşüş söz konusu ama fiyatları çok fazla yansıdığını görmüyoruz. Akşam saatlerinde yine aynı şekilde Amerika'da hem Richmond Fed'in imalat endeksleri gelecek hem Dallas Fed hizmet endeksleri açıklanacak. Chicago PMI rakamları açıklanacak. Mikro veriler fiyatlar üzerinde çok önemli bir değişiklik olmazsa bir farklılık yaratmaz ama tabii ki ekonomik toparlanmaya işaret eden verilerle beraber ons altın tarafında da fiyatların gerileme ihtimali var. Tabii bu haftanın geneline bakacak olursak burada özellikle önümüzdeki süreçte hem çarşamba günü Amerika'da açıklanacak olan ISM imalat PMI rakamı önemli olacak. Hem de cuma günü yine Amerika'da açıklanacak olan ISM hizmet PMI rakamı önemli olacak ki bunlar 50 eşik değerinin üzerinde kalmaya devam ederse ons altın fiyatında da geri çekilmenin sürdüğünü görebiliriz. Dünkü fiyatlamalar içerisinde özellikle 1808 dolar bölgesinden tepki alımları geldiğini görmüştük. İrlanda anlaşmasıyla beraber Avrupa Birliği'nin İngiltere ile yakınlaşma sürecinin tekrar başlamış olması Brexit sonrasındaki negatif tabloyu biraz daha tersine çevirdi. Hem Euro dolarda hem Sterlin dolarda yukarı yönlü hareketler gördük. Bu da tabii dolar endeksini kısmi olarak geri çekti. Ons altın fiyatı tekrar yükselmişti 1818-1819 dolara kadar. Şu an için yeniden 1808 dolar desteğinde bulunuyor ons altın fiyatı. Şayet 1806-1808 108 bölgesini de gerisinden geçmeye başlarsa o takdirde zaten 1615 ile 1960 dolar arasında yapılan Fibonacci hesaplamasında tamamıyla yarısına denk gelen %50'lik dilim 1787 dolar seviyesinden geçiyor. Bu bölgeye doğru satış baskısının sürdüğünü görebiliriz. Bu kapsamda 1805 dolar aşağısından geçilmesi durumunda ABD'deki ekonomik veriler de pozitif tabloyu devam ettirirse ons altın fiyatının 1790 dolar bölgesine doğru gerileme ihtimali var. Bununla beraber tabii gram altın fiyatında da değer kaybının sürdüğünü görüyoruz. Gram altın tarafına baktığımız zaman orada da fiyatlar şu an itibariyle 1097 lira seviyesinde, 1100 lira seviyesinde bulunuyorlar. Burada da genel perspektife bakacak olursak gram altın tarafında da kısa vadede oluşan yükseliş trendinin sonlanmasıyla beraber atılacak olursanız 1125-1126 seviyelerindeydi. Bölgenin kırılması sonrasında 1100 liralarında aşağısına doğru bir geri çekilme yaşanmış durumda. Bundan sonraki süreçte daha önce direnç olarak çalışan bölge şu an için destek olarak çalışıyor. 1090 lira seviyesi. Eğer 1090 liranın da aşağısına geçen bir gram altında karşılaşırsak o takdirde 1065 lira bölgesine doğru gram altında da değer kaybının sürme ihtimali var. Tabii dolar TL'deki stabilliği de unutmamak gerekiyor. Eğer dolar TL tarafında yukarı yönlü hareketler hız kazanmaya başlarsa o takdirde gram altındaki fiyat artışı da ons altından bağımsız bir şekilde tekrar tepki ile beraber yükselişe geçebilir ama şu dönem içerisinde özellikle ons altındaki paralellikle beraber hareket eden gram altın fiyatında da şayet 1100 liranın aşağısında tutunma devam ederse yine yükseliş eğilimi içerisinde yapılan Fibonacci hesaplamasında 1080 lira Fibonacci 61.8 seviyesi olarak destek olarak çalışabilir. O yüzden bu hafta içerisinde Amerika tarafındaki veri akışında ekonomik tablo değişmezse, Amerika ekonomisinin güçlenmeye devam ettiğini görürsek ve de dair beklentilerde 2023 yılı içerisinde faiz artışlarının devam edeceği algısıyla beraber emtia cephesinde değer kaybını sürdürebilir. Gelişmelerin devamıyla YouTube kanalımızda görüşmek üzere.